Federal'in FPA 120 serisi enerji yanzörü. Federal bu enerji yanzörünün üretimi durdurdu. Bunun yerine yeni nesil işte grafik ekranlı enerji yanzörleri var ama elimde varken videosunu çekmek istedim. Çünkü elinde olup bağlamak isteyen olan arkadaşlar olabilir. Ya da gittiği işletmede bunu görebilir. Kullanım kılavuzuna ulaşamayabilir. Ne olduğunu merak etmiştir. YouTube'a bu videoyu atayım. Bir gün birilerinin işine yarar. Şimdi ekranda bazı yerler parlama yapıyor ama şu anda onun için yapabileceğim bir şey yok. Kararttığım zaman da şeyi görmek zor. Display'i görmek zor oluyor. Bazı sabit değerleri girmem lazım buna. Gireceğim sabit değerler için hangi tuşları kullanıyorum? Şurada Enter tuşu var ve yukarı tuşu var. Enter ile yukarı tuşlarına bastığımda burada beni 11 menülü bir ekran karşılıyor. 1, 2, 3, bu 11'e kadar gidecek bir gerilim trafosuna ait bir menü. Gerilim trafosu oranını giriyorsunuz. Benim gerilim trafom yok. O nedenle birebir direkt 380 her bir fazın L1, L2, L3'ün bağlantısını yaptım. 1, 2'ye aldığımda akım trafosu oranı. Akım trafosu oranı da şu. 30'a 5 kullandım ben burada akım trafomu. Oran 6. Eğer siz 600'e 5 kullansaydınız bunu yukarı aşağı tuşlarıyla 7, 8, 9, 120'ye kadar çıkartacaktınız örneğin 6'ya 5'te. Şu anda benim 30'a 5 olduğu için 6. Şimdi bunun bir yazılım var. Yazılım üstünden de bazı işlemler yaptırıp haberleşme yapabiliyorsunuz. Bundan sonrakiler ona ait değerler. Bende yazılımı yok. Sadece manuel olarak kullanacağım burada şu anda. Onları bahsedeyim. Ceza numarası 3. İşte 249, 1'den 249'a kadar aynı ağ bağlayabiliyorsunuz. Her bir cihaza da ağ bağladığınız için numara vermeniz lazım. 4. İletişim hızı. Geç. 4. 1200, 2, 2400, 3, 4800, 4, 9600, 5, 19200, 6 ayarlarsınız. 38400 band milisaniyelik bir iletişim hızı var. 5, haberleşme bekleme süresi, yani düşeyim düşmeyeyim gireceğiniz milisaniye cinsinden değer. 6 ve 7, 8, 9 gelelim. Bunun İşte cihazın bağlanınca server'ın IP adresiyle ilgili girecek ayarlar. 10, bağlanacak server'daki port numarası. 11, cihazın GPS üstünden haberleşme durumu. 0'sa pasif, 1'se aktif. Bu şekilde. Hatta tekrar gireyim, bir daha kontrol edeyim. 1'de 1'de. 2 bak 7 olmuş. Demin fazla basmışım. 6. Şimdi buradan nasıl çıkacağım, yani diğer menüleri gezmeden uzun süre basarsanız çıkıyor ekrandan. Şimdi burada ekranı 4'e bölersek, burada fazlar arası her bir fazın gerilimini görebiliyorsunuz ve kosinüs fi'sini görebiliyorsunuz. Şu anda devreye bir motor alayım örneğin. Bu menüyü nasıl değiştireceğiz? Şu Enter tuşuyla şuradaki gerilimleri değişebiliyoruz. Şu anda faz açılarını gösteriyor bana her bir fazın. Harmonik ekranına geçtim. Bunu biraz sonra anlatacağım. Uzun süre basıp normal ekrana geri döndüm. Fazla basıyorum. Harmonik ekranı. Şu anda yani buna dördüncü kez bastığınızda harmonik ekranına geliyor. Biraz sonra göstereceğim onu. Şu anda L1, L2, L3'ün faz nötr gerilimleri, bir daha basıyorum. Fazlar arası gerilimleri gösteriyor bana. Enter tuşuna bir daha basıyorum. Her bir fazın faz açısını gösteriyor. Buna dördüncü kez bastığımda harmonik ekranına geçti. Şu anda aşağı ve yukarı tuşlarıyla harmonik ekranında harmonik değerlerini görebilirim. Şu anda ana bileşen
Üçüncü harmonik, beşinci harmonik, üçe geri döneyim. Alışamadım, hızlı hızlı basıyorum. Cep telefonundan gelme bir alışkanlık. Elimi bir müddet tutmam lazım. Üçüncü harmonik değeri, beşinci harmonik değeri, yedinci harmonik değerleri, dokuzuncu harmonik değerleri, 11. harmonik değerleri, 13, 15. harmonik değerlerine kadar gösteriyor bana ve 15 son. Şimdi burada istediğiniz harmonik değerlerine bakabiliyorsunuz. Benim için daha çok mesela 3. harmonik önemlidir. Şu anda benim harmonik değerlerim normal değil. Çünkü bu deneyi yaptığım yerde OG şebekeden dehşet bana harmonik basıyor. Yine ana ekrana dönelim. Enter'a bastım ve ana ekrana geldim. Şurada benim akım değerlerim var. Her bir faza ait akım değeri. Bunları da yine değişebiliyorum. Değişmek için şuradaki alt tuşuna basıyorum, şu tuşa. Gücü gösteriyor. Kilovolt amper, görünür güç. Aktif gücü gösteriyor. Ve reaktif gücü gösteriyor bana. Yine akım değerlerine döndüm. Şurada bir elektrik sayacı aslında. Ve buradaki değerleri görmek için her bir fazın harcadığı enerji miktarını kilowatt saat, kilovolt amper reaktif, mesela kilowatt saat olarak burada toplam enerji sarfiyatımı şu aşağıda ne yapabiliyorum görebiliyorum. Şurada benim ortak faz açımı veriyor. Bunu frekans olarak da ayarlayabilirim. Bunun için Enter ile alt tuşlarına beraber basıyorum. Şu anda bana frekansı gösteriyor. Şimdi böyleyken yükleri devreye alalım. Ya da şöyle yapayım. Motoru durdurdum. Benim bir ısıtıcım vardı, onu bir devreye alayım. Amper, evet bu faza bağlı. 3 amper, 2.8 amper akım gösteriyor. Bunun normalde benim ölçü aletiyle ölçtüğümde 2.7 amper falan gösteriyordu. Yani 700, 800, 900, 200 miliamper falan sapma var. 30'a 5 akım trafosunda bence bu iyi bir değer. Yani şöyle söyleyeyim, bu bir laboratuvar tipi ölçü alet değil, kilo amperlerin geçtiği bir yerde enerji ölçümü yapıyorsunuz akım trafolarıyla. Hassasiyet fena değil yani. 2.7 amperdi, 2.9 gösteriyor. Fena değil. Evet, sıfırlandı. 2 kademeyi açtım. Bu da 8.5'larda falandı. Yani sırf test etmek amaçlı ısıtıcıyı devreye aldım. Fena değil bu değer. Motorumu da devreye aldım. Akım değerlerini görüyorsunuz. Burada enerji sarfiyatını görüyorsunuz. Şu anda 0.51 kosinüs pi var. Faz nötr gerilimleri bu. Isıtıcıyı devre dışı bırakayım. Isıtıcıyı devre dışı bıraktım. Şu anda ısıtıcının olduğu faza bir tane bir fazlı kondansatör devreye alacağım. Şu anda şu kondansatör çekmiş olduğu akım. Kondansatör olduğu için de direkt beni kapasife çıkardı. Çıkarayım kondansatörü. Motor boşta, bu civarlarda çekmesi doğal. Bakın şimdi kondansatörü alacağım devreye. Kondansatörü devreye aldığım zaman beni kapasite çıkarıyor.
Deney düzeneyim şu şekilde. Enerji analizörüm burada. 35 akım trafolarım var. Yine bunları bon vidalarına çıktım, giriş çıkışlarına. Başka setlerde de kullanırız diye. Burada dengeli 3 fazlı asenkron motorum var. Burada asenkron motoru devreye almak için anahtarım var. Bu sigorta değil. Federal'in anahtar olarak ürettiği bir ürün. Açma kapama yapmak için yük şalteri. Burada bir fazlı kondansatörüm var. Yine burada meşhur ısıtıcım var. Bu videoda Federal'in FPA 120 enerji analizörünü inceledim. Bu enerji analizöründe işte temel ayarlar, nerelerde hangi değerleri görürsünüz, onlara baktık. Not düşeyim YouTube'a, bir gün birilerine FPA 120'nin user kategori, user manuel lazım olur. Ne olduğunu öğrenmek isterler, belki videoyu izlerler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.